temsilsiz bir Türkiye'nin maneviyatı noksan. Tefekkür Dünyası sohbetine hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni muhtelif yönleriyle, muhtelif cihetleriyle inşallah ele almaya çalışacağız. Asrımız ne kadar zorlu ise, zorlu asırların insanları da hakikaten zorlu oluyor. Bediüzzaman asırları asrımızda özetleyen bir şahsiyettir. Asırları asrımızda toplayan bir şahsiyettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamandan, ahir zamanın içerisindeki ahir zamandan, insanlığın son deminden bahsederken gayet dehşetli bir şekilde ve hakikaten azametli kıyametin büyük ve küçük alametlerinin, onlar 10 büyük alameti, yüzlerce küçük alametlerinin dehşetinden bahsetmektedir. Aslında biz de o fırtınaların, o şiddetlerin içerisindeyiz. Belki biraz rahat duruyoruz ama yani dışarıda bora, şiddet, fırtına, deprem vesaire vesaire, seller hepsi birbirini kırar geçirirken biz 20. asrın bu dehşetli zamanı içerisinde, korkunç zamanı içerisinde hakikaten yaşamaktayız. İşte Bediüzzaman Hazretleri de bu dehşetli adeta Nuh tufanı gibi bu asır içerisinde Allah'a iman eden insanları Allah'ın izniyle, Kur'an'dan almış olduğu nur ve feyiz ile işte o Nuh gemisine bindirerek bu insanları sorumlu olaraktan, yükümlü bir şahsiyet olaraktan sahili selamete çıkartmakla yükümlü ve mükellef bir şahsiyettir. Aziz seyirciler, bütün asırlara ışık tutan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önceki mesajında buyururlar ki İnnallâhe yeb'atu lihâzil ümmeti ala küllü re'si mi'eti senetin men yüceddidu lehâ dînehâ. Muhakkak ki Allah her 100 senede bir o dinin hakikatlarını, o zamanın asrına, anlayışına, idrakine, düşüncesine uygun bir şekilde anlatan bir şahsiyet gelecektir. Hakikaten geçmiş asırlara baktığımız zaman, mesela 3. asır, bütün İslam ulemasının ittifakıyla Ömer bin Abdülaziz o asrın müceddididir. Hakeza gel gelelim her bir asırda Cenab-ı Hak, İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Gazali gibi, Şeyh Muhyiddin-i Arabi gibi, Abdülkadir-i Geylani gibi, bu gibi değerli şahsiyetleri bulundukları asır içerisinde göndererekten adeta o asrın sel ve fırtınalarına karşı, insanları atılıp götüren o dehşetlere karşı bir derece Kur'an'dan yapmış oldukları gemiye bindirerekten kendi zamanlarındaki insanları Allah'ın izniyle sahili selamete ulaştırmaktadırlar. Bizim asrımız ise, inanınız mübalağa deyin, Hazreti Adem'den beri gelen birikim sellerinin inanç sahasında, sefahat sahasında, enaniyet ve gurur sahasında hangi alanda derseniz deyin, materyalizmden komünizme kadar bütün alanlardaki dehşetinin havuzlandığı, biriktirdiği, cem olduğu bir asır içerisinde yaşamaktayız. İşte Cenab-ı Hakk'ın kendisine bu asır için görev tevdi etmiş olduğu Bediüzzaman Hazretleri de o görevin ağırlığı ve dehşeti içerisinde kaptanlık görevini yaparaktan bu asrın insanlarını sahil-i selamete ulaştırmak üzere inşallah o gemiyi alaraktan bu asrın korkunç hallerinden Kur'an'ın sahiline böylece ulaştırmaya çalışmaktadır Allah'ın izniyle. Hakikaten Bediüzzaman Hazretleri nitekim Mehmet Akif Ersoy'un da şiirinde dediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Bediüzzaman Hazretleri kendi ilhamını doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'den alaraktan asrın anlayışına, asrın fehmine, asrın düşüncesine, yani asrın düşüncesi fen ve teknolojinin ayyuka çıkmış olduğu bir dönem, maddenin ayyuka çıkmış olduğu bir dönemde o zamanın insanlarına uygun bir şekilde bazen komprime hülasalar nev'inden, bazen tafsilat ile, bazen kelimelerin tavzihi ile muhtelif şekillerde ele alaraktan o asrın insanlarına böylece idrakine ve anlayışına sunmuş olduğu hakikatlardır. İşte kendi eserleri olan, bunları detaylı bir şekilde inşallah uzun zaman süresi içerisinde ele almaya çalışacağız, Risale-i Nur Külliyatı adlı eseriyle işte bu vazifesini
Her ne kadar başta şahsı olarak görünse de hep şahsını devre dışı bırakmıştır. Hep nazarları Risale-i Nur'a vermiştir. Yani böylece o Risale-i Nur'u okuyan insanların bu asrın dehşetine karşı mukabele edip ve mukavemet edeceklerini bir derece eserleriyle hatırlatmıştır. Aziz seyirciler, Bediüzzaman Hazretleri neseben hem anne bakımın anne kanalıyla hem de baba kanalıyla hem Hasenidir hem de Hüseyinidir. Yani Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'ye, oradan da böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmaktadır. Hem Seyyid'dir hem de Şerif'tir Bediüzzaman Hazretleri. Aslında bir hakikati anlatarak, değerli misafirimle inşallah bu konuyu işleyeceğiz. Bir hakikati anlayarak da anlatarak da inşallah konumuza yine tafsilatlı bir şekilde girmeye çalışalım. Efendim Bediüzzaman Hazretleri'nin hakikaten görevi, vazifesi, büyüklüğü aslında gelmeden önce belliydi. Gelmeden önce belliydi. Yani gelişinden belliydi kendisi. Ne olacağı, nasıl olacağı, deruhte edeceği büyük vazife nasıl mı? Efendim, Bediüzzaman Hazretleri genç yaşında Bitlis'in Hizan kazasının Nus köyünden kalkarak abisinin de ifadesiyle ondan bazen ders alırdı. İstanbul'a kadar gider, büyük balıklarla mücadele etmek, büyük denizlerde kulaç atmak amacıyla o Nurs'tan kalkar, İstanbul'a kadar gelir. İstanbul'da Beyazıt'te Şekerci İş Hanı'nın kapısına bir levha asar. Oradan bir yer tutar, kapısına bir levha asar. Asmış olduğu levhada şu yazılıdır: burada her soruya cevap verilir, soru sorulmaz. Her soru derken sadece dini değil ha, fizik, biyoloji, kimya, astronomi, yani fiziki ve metafiziki bütün bilimlerde her soruya cevap verilir, soru sorulmaz. Ta ki karşıdakini mahcup duruma, zor duruma koymamak için kendisi sormuyor, kendisine sorulan her nevi suale cevap veriyor. Her gün yüzlerce insan giriyor, cevabını almış olaraktan çıkıyor. Aman Allah, bu nasıl bir zeka ki? Bu nasıl bir deha ki? Yani hadi kendi branşında olsa, dini alanda olsa, ki ona da geleceğiz, Bediüzzaman Hazretleri'nin 3 aylık bir tahsili vardır. Ve kısacası İstanbul'daki bazı kimselerin bu dikkatini çekiyor. Ya bu neyin nesidir ya? Bir gir şunun memleketinde ailesiyle bir görüşelim. Yani bu işin kaynağını bir öğrenelim diyerekten birkaç kişi, birkaç esnaf kalkaraktan Nus köyüne geliyorlar. Bediüzzaman Said Nursi'nin ailesinin, anne babasının evini çalıyorlar. Bir kadın çıkıyor, Nuriye Hanım, annesi. Diyorlar ki, Said Nursi'nin acaba babası evde mi, Mirza Bey? O diyor ki, hayır diyor, tarlaya gitti diyor, akşama doğru gelecek diyor. Bu arada size bir şey sorabilir miyiz diyor, siz bu çocuğu nasıl büyüttünüz diyor. Bu Said Nursi'yi nasıl yetiştirdiniz diyor. Anne başlıyor anlatmaya. Ben buna diyor, hamile kaldığım andan itibaren diyor, abdestsiz yere basmadım diyor. Ve her gece, evet her gece anne adaylarına da bu babda hatırlatılmış olur. Onların da kulakları çınlasın. Ve her gece teheccüd namazını kılardım diyor. Ve doğduktan sonra onu, evet doğduktan sonra onu abdestsiz olarak emzirmedim diyor. Hayret içerisinde. Akşama doğru babası köy tarladan eve gelir. O sırada bakarlar ki, affedersiniz, babası önüne iki tane öküz katmış geliyor. Öküzlerin ağzı bağlı. Şaşırırlar. Tanıştıktan sonra, durumlarını arz ettikten sonra, efendim şu anda hasat zamanı değil, bir şey değil. Bu hayvanların ağzını neden bağladınız? Biz hasat zamanları hayvanların ağzını bağlarız ki ekinlere, buğdaylara girmesin, yemesin diye. Ama şimdi öyle bir şey değil. Bu hayvanların ağzını neden bağladınız der. Bunun üzerine baba şöyle der: benim tarlam der, biraz uzakça bir yerdedir der. Buraya gelene kadar der, epey sağlı sollu komşuların der tarlaları, ekinleri var der. Hayvanlar akılsız, dilsiz, bir şey bilmez der. Ola ki hayvanlar yanlışlıkla komşunun bağına, bahçesine, ekinine girip de bir şeyler yiyip de zarar verip de haram lokma boğazımıza girmesin diye ondan dolayı hayvanların ağızlarını bağladım der. Ve onlar şöyle derler: elbette böyle bir anne ve böyle bir babadan böyle bir evlat doğar der.
Evet Sayın kardeşim, hoş geldiniz. Teşekkürler. Bey, elbet böyle bir anne ve böyle bir babadan böyle bir evlat doğar. Nasıl bir evlat? Şimdi hocam, hakikaten öncelikle ben bir hayırlı akşamlar dileyim değerli izleyenlerimize. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi Bediüzzaman gerçekten hani kısa bir ömrüne, hayatına belki asırlar içerisinde gerçekleştirilebilecek mücadeleler, önemli faaliyetler yerleştirmiş. Böyle bir bahsettiğiniz gibi evlat elbette ki hani böyle bir anneden babadan dünyaya gelecektir. Evet. Şimdi ben de inşallah Bediüzzaman'ın, üstadın hayatını böyle kronolojik tarzda, tarihsel surette ifade etmeye çalışacağım. Tabii Bediüzzaman'ın hayatını biz daha çok onun eserinden veyahut onun külliyatında bulunan Tarihçi Hayat isimli eserden öğreniyoruz. Bu eser onun tahsisinden geçmiş. Hani izleyenlerimize kaynak olarak müracaat edebilecekleri bir adres olsun bu. Tarihçi Hayat isimli eserinden onun hayatına geniş geniş hukuf olabilirler. Yani gerek kendisinin doğumundan vefatına kadar, evet, mahkemelerdeki müdafaalarından olsun, talebelerinin oradaki müdafaalarından olsun, muhtelif mektuplardan olsun, yani genel olaraktan Bediüzzaman Said Nursi'nin herhalde hayatı konusunda yani gerekli malumatı rahatlıkla bir insan, evet, alabilir. Hani bazen de diyelim ki işte farklı şeyler söyleniyor, farklı rivayetler yapılıyor ama direkt hani kendi tasihinden geçmiş bir eserden, evet, onun hayatını okumak, yani yanlışsız, saf, temiz bir halde okumak herhalde daha sağlıklı bir bilgiye ulaşmak olur. Bu daha kıymetli olur. Evet. Evet, şimdi Bediüzzaman biraz önce de bahsettiğiniz gibi 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesinin Nuz köyünde dünyaya geliyor. Tabii o dönem itibariyle biraz çalkantılı bir dönem. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda ve Kafkaslar'da Ruslarla mücadele halinde. Bizim Rumi takvime göre 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı devam etmekte o durumda. Yani en dehşetli bir dönemde. Dehşetli bir dönem ve evet, Ruslar bir taraftan Ardahan'a kadar girmişler, öbür taraftan işte İstanbul'a kadar yaklaşmışlar. Büyük bir tehlike söz konusu. Böyle bir zamanda, çalkantılı bir dönemde üstad dünyaya geliyor. Sait kardeşim şöyle, yani ben Nurs'a da gittim. Öyle mi? Yani ilk gittiğimizde yıllar öncesinde yolları biraz şeydi de herhalde şimdi daha uygun. Hakikaten böyle çevresi dağlık, dağlığın içerisinde orta bir noktada yeşillik, çok şahane bir yer. Çok şahane bir yer. Yani etrafı hakikaten dediğiniz gibi o dönemlerde epey çalkantılıymış. Bir o Bediüzzaman'ın bulunduğu o Nurs köyü, bir o köy sakin olarak da. Biz de 96 yılında gitmiştim de güvenlik tehlikeler falan var diye bırakılmıyor. Demek ki daha sonradan... Evet, daha sonra şey oldu. Düzeldi. Şimdi Bediüzzaman 7 aile, yani 7 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu. Evet. Kendisinden büyük abisi Molla Abdullah var. Molla Abdullah o zamanın medreselerinde ilim tahsil ediyor. Biraz önce de bahsetmiştiniz. Bediüzzaman tabii çocuk ama hani zeki bir çocuk. Böyle işte cevva bir fıtratı var. Olayları böyle çabuk yorumlayabilir, anlayabiliyor. Yani hani derler ya bizde kabına sığma. Kabına sığmayan bir hakikaten çocuk. Bediüzzaman, evet, o çocukluğundan beri yani bir arayış içerisinde adeta kabına sığmayan bir şahsiyet, bir yapısı var. Şimdi abisi medresede okuduğu zaman, izne geldiği zamanlarda şuna dikkat ediyor. Bakıyor ki abisinin köydeki Molla Abdullah'ın diğer gençlere nispetle daha büyük bir değer gördüğünü, ilimden dolayı tutulduğunu, ondan sonra insanların ona daha büyük, daha değer verdiğini görüyor. Kendisi de bunun ilimden olduğunu anlıyor. Ve bu hale namzet olmak için o yaşlardan daha böyle küçükken ben de ilim okuyacağım, ben de abim gibi olacağım düşünceyle ilme büyük bir heves salıyor. Ve abisinden izne geldiği günlerde, haftada bir izne geliyor Molla Abdullah, haftada bir abisinden ders alarak ilim hayatındaki yani ilk derslerini Molla Abdullah'dan, abisinden alıyor. Tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi kabına sığmayan cevval bir fıtrat, abisinden aldığı derslerle yetinmeyip 9 yaşındayken köyüne yakın olan bir medrese, Tağ Medresesi'ne gidiyor. Burası İsparit Medresesi. Oradaki molalardan ders alıyor. Fakat yapı itibariyle böyle tahakküme veyahut da efendim bir baskı altında kalmaya, tutulmaya tahammül müsait değil. Tahammül edemiyor bu tür şeylere. Bunun için gittiği o eğitim medreselerinde, eğitim aldığı medresede çok duramıyor. Değişik sorunlar ve sıkıntılar yaşayıp oradaki işte eğitimini tamamlamadan farklı yerlere gidiyor. Yani biraz da şundan, evet, da kaynaklanıyor. Mesela herhalde o belki oraya söyleyecek, hı-hı, misiniz? Yani hocaları mesela yeni gelenlere malum, evet, ya, bunu biz de Kur'an kurslarında yapılırdı. Yeni gelen çocuklar, yeni başlayan kişiler orada talebelere verilirdi. Yani sen benim
okutmam için seni bir seviye alman lazım. Onun için sen de halifelerin yanına git. Yeni olduğun için daha sonra seviyen yükselirse bana gelirsin. Biraz da tabii Bediüzzamanı o manada pek şey yapmadıkları için halifelere verin. O manada ona da tabii tahakküm edemiyor. Onun da tabii bu tür şeylere tahammülü yok. Böyle olunca böyle hani biraz önce de demiştiniz işte en uzun sürede eğitim 3 ay olmuş. Böyle fazla kalamıyorum medreselerde. En uzun eğitimini işte Doğu Beyazıt'taki, hani bugünkü ağır sınırlar içerisindeki Doğu evet. Beyazıt'taki Beyazıt Medresesi'nde Şeyh Mehmet Celali Hazretleri'ni alıyor 14 yaşında. 3 aylık bir eğitim ve sonunda medreseden icazet alıp mezun oluyor. Halbuki hani bir medreseden icazet alıp mezun olma o zamanın şartlarında hani bu neredeyse 25'li yaşlarda oluyor. Hani çocuk yaşlarda medrese giren bir insanın mezun olup icazet alması hani uzun zamanlar alıyor. Fakat yani bu, normalde değil mi? İki, yani hemen hemen yarıya indirmiş gibi 14 yaşında evet, aldığına göre yani normalde 28-30 yaşlarında icazet alınması. Çünkü mesela o medresede ders görmüş hocalardan da biz biliyoruz ki 15 yıl sadece sarf nahiv görüyorlar. Yani gramer ilmiyle. Yani grameri bitirecek, sarf nahivi bitirecek ki ondan sonra hakikate geçebilsin. Yani kelamdır, tefsirdir, fıkıhtır, maanidir, belagattır, beyandır. Ona geçebilmesi için bir kere en azından 15 yıl gramer. Ama Bediüzzaman Hazretleri buyurduğunuz gibi 14 yaşında icazet alabiliyor. Demek ki bütün ilimleri bir anda kat ediyor. İmtihanı olup şey yaptığına göre. Evet. Biraz daha sonra da bahsedeceğim. Şimdi o ilimleri hani nasıl kat ettiğini falan. Evet. Bu şekilde 14 yaşında icazeti alınca daha önceden okuduğu medreselere, o zamanın ilim merkezlerine gidiyor. Onları bir geziyor. Ve o zamanki o medreselerde de şöyle bir gelenek var. Medresenin işte mollaları bir araya gelirler. Önemli konular hakkında münazaralar da bulunurlar. Bu da hani böyle bir yarış havasında geçer. Evet. Bediüzzaman da bu tür şeylere meraklı, bu tür münazaralara katılıyor ve katıldığı münazaralardan hani böyle başarıyla çıkıyor ve bu hali onu kısa zamanda o çevrede ilmiyle meşhur duruma getiriyor. Şimdi tabii hani bunları yapabilmek gerçekten çok mükemmel veyahut da üst seviyede bir kabiliyet ister. Bediüzzaman'ın çok keskin bir zekası var. Yine çok derin bir hafızası var. Şöyle bir hatırasını anlatayım. Şimdi Molla Abdullah'tan ders alır, aradan 8 ay geçer. Tekrar abisinin Molla Abdullah'ın yanına gider. Yanına gider abisi ona der ki ben senden sonra diyor Şerh-i Şemsi'yi okudum. Bir kitap bitirdim senden sonra 8 ay zarfında. Sen ne yaptın? Hani onu kontrol eder kardeşini. Evet. O der ki abi ben 80 kitap bitirdim. Şimdi gerçekten hani abartılı bir rakam gibi geliyor. Tabii yani mümkün değil fıtrat kanunlarına. Molla Abdullah hani bir kitap bitirsin o 80 kitap bitirmiş. Abisi şaşırıyor. Hani sen bunu nasıl yaptın? Nasıl ettin? Diyor ki ben o eserlerin içerisindeki temel özü, bilgiyi aldım diyor. Onlardan yararlandım diyor. Peki abi diyor, abisi diyor ki eğer bu doğruysa seni imtihan edeceğim diyor. O 80 kitaptan imtihan edeceğim seni. Gerçekten çünkü hayret edebilecek bir şey. İnsan hani tespitine doğruluğunu yani ister. Bu durumda abisi alıyor kitapları Molla Abdullah eline ve oralardan sorular soruyor. Bediüzzaman o kitaplardan sanki kitaba bakıp okurmuşçasına bu şekilde cevaplar veriyor kendisine. Hakikaten o da takdir ediyor. 8 ay önce ders aldı, yani ders verdiği kardeşinden ders almaya başlıyor. Hatta kardeşinden ders aldığı zamanlarda bunu işte medrese talebelerinden bulunduğu işte medreseki talebelerinden gizli yapmak için onu bir odaya kapatıyor. Odada Bediüzzaman'dan ders alıyor, Saadettin'den ders alıyor. Tabii talebeler uyanık, kapının deliğinden seyrediyorlar, bakıyorlar manzaraya. Molla Abdullah işte Saadettin Rahliye tedrisine oturmuş, kardeşinden ders alıyor. İşte daha sonra Molla Abdullah'a soruyorlar. Siz niye işte Said'i gizli bir odaya kapatıyorsunuz, orada işte ders okuyorsunuz. O da diyor ki hani bu hali izhar etmiyor da diyor nazar değmesin nazar diye. Evet kardeşime çok zekidir nazar değmesin diye bu şekilde ders veriyorum diyor. Yani üstünü örterek bir derece evet. Nazar değmesin. Nazar oysa değmesin. Yani işin hakikati yani güya gene ben ona ders vermiş evet. Oluyorum o pozisyonda. Evet. Zeka konusunda hakikaten bu yani sadece bu konuda bile dursak hakikaten yeridir. Evet. Mesela özet olaraktan ifade edecek olursak birisi bir gazete okuyor. Bediüzzaman Hazretleri de onun yanında. O gazeteyi daha okurken, çevirirken Bediüzzaman Hazretleri böyle gazeteyi çevirir gibi adama veriyor tekraren. Adam soruyor ne oldu? Okudum diyor. Adam şaşırıyor. En okunmayacak yerleri ince, ince yazılmış. En okunmayacak yerleri adeta abisi Molla Abdullah'ın yaptığı gibi o da imtihan ediyor. Nereden soruyorsa Bediüzzaman Hazretleri kendisine cevap veriyor. Yani farklı zeka deniliyor ya, evet. Hakikaten aşırı bir derecede bir zeka sahibi. Yani şimdikinin fotokopiler bir de onda aciz kalacak. Yani fotokopi gibi, kamera gibi anında çekme, anında hafızaya alma gibi. Evet. Yani hakikaten bu
Ya zaten tabii farklı kılan kendisini hususiyetlerden birisi de o zekaveti. Ben de yine bir hatırasını işitmiştim. Buyurun. Bir ara bir kitabı okurken kitabın bir sayfasını, sondaki sayfa okuyor. Sağdaki sayfanın üzerine kapatıyor. Yanındaki talebeler soruyor, niye buraya kapatıyorsun diyor. Ben okuyunca hani böyle fotoğraf gibi görüyorum. Burası da aklıma geliyor. Orayı da okuyorum. Buna engel olmak için o tarafı kapatıyorum diyor. Hakikaten ifrat derecesinde böyle bir zeka. Şimdi böyle olunca o zamanın mollaları, müderrisleri ona Bediüzzaman ünvanı, yani zamanın dahisi, eşsizi, bu kadar hani böyle keskin bir zeka, bu halden dolayı ona Bediüzzaman ünvanını veriyorlar. Bu ünvanla meşhur oluyor Bediüzzaman. Bu ilim merkezlerini gezdikten sonra Mardin'e gidiyor. İsterseniz burada Bediüzzaman dediniz de ben de orada bir noktayı da nazara verelim. Bediüzzaman denilmesindeki, Bediüzzaman malum zamanın en harikası, en üstünü manasında. Bediüzzaman genç yaşında, demin anlattığım gibi İstanbul'a gidiyor şekerci işhanında, orada her soruya cevap verilir, soru sorulmaz. Tabii İstanbul uleması şaşırıyorum, bunun izam edilmesi lazım, susturulması lazım. Bir namaz çıkışında, camiden çıkıldığında, o sırada Şeyh Bahit adında Mısır müftüsü, o da ulemadan olan, büyük alimlerden olan Şeyh Bahit Hazretlerine Bediüzzaman'ı izam etmesi için soruyorlar. O sırada o da Bediüzzaman'ın hani bir insanın zekasını bazı böyle hassas sorularla rahatlıkla anlayabilirsiniz ince noktalarda. Dakik noktaları mesela nazara vererekten anlayış kabiliyetini bazı şeylerden yakalayabilirsiniz. Bir çayhaneye oturduklarında o Şeyh Bahit Bediüzzaman'a bir soru soruyor. Diyor ki, مَا تَقُولُوا فِي حَقِّ الْاَوْرُپَائِيَّةِ وَالْاُثْمَانِيَّةِ Avrupa ve Osmanlı Devleti hakkında görüşün nedir? Bunun üzerine Bediüzzaman aynen onun sorusuna şöyle cevap veriyor. اِنَّ الْاَوْرُپَا حَامِلَةٌ بِالْاُثْمَانِيَّةِ فَسَتَلُدُ يَوْمَنْ مَا Ve innel Osmaniyeti hamiletun bil Avrupa'iyeti fesetelüdü yevmen ma. Muhakkak ve elbette ki Osmanlı, yani şimdiki ifadeyle Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti bir Avrupa devletine hamiledir. Günün birinde Osmanlı bir Avrupa devletini doğuracak. Avrupa'da bir İslam devletine hamiledir. O da günün birinde bir İslam devleti doğuracak. İşin birinci yönü hakikaten tahakkuk etti. Ki onun üzerine o Şeyh Bahit Bediüzzaman'a diyor ki ancak bu ifade diyor Bediüzzaman'a yakışır diyor. Yani böyle veciz bir ifade, özlü bir ifade Bediüzzaman'a yakışır. Çünkü işin birinci durumu tahakkuk ediyor hakikaten. Osmanlı'nın evladı, yeni evladı öyle bir Avrupa perest, Avrupalı dünyaya çıkartıyor, getiriyor ki Avrupalı'ya parmak ısıttırıyor. Efendimizin de hadislerinde buyurduğu gibi onların girdiği deliğe biz de giriyoruz. Hangi keler deliğine girmişse biz de peşinden gidiyoruz. Hatta onları daha da öteye geçmiş oluyoruz. Ama inşallah işin ikinci ciheti olan Avrupa'da bugün herhalde doğumunun sancılarını çekiyor. İnşallah. Çünkü Osmanlı'ya yani çünkü o zaman Osmanlı İslam devletini temsil ediyordu. İslam devletini temsil etmesi cihetiyle bugün Avrupa'da işte o İslam'a yani Osmanlı'ya gerçek yönüyle İslam'a hamiledir. Onun sancılarını çekiyor. İnanınız inşallah. Çok değil yani. En kısa zamanda o doğum tahakkuk edecek. Avrupa bir İslam devleti inşallah doğuracaktır. İşte Bediüzzaman lakabı Şeyh Bahit tarafından da bu şekilde veriliyor. Buyur hocam. 1894 yılında Bediüzzaman o ilim merkezlerinden Mardin'e geçiyor. Mardin'de Şehide Camii'nde halka dini dersler vermeye başlıyor. Yalnız o dönemde Osmanlı içerisinde hürriyet fikri, meşrutiyet fikri yeni yeni yayılıyor. Ve bu fikir hakkında hani konuşmalar oluyor. Bediüzzaman Mardin'deyken bunlardan haberdar oluyor. Ve hatta hani ilk siyasete başlaması buradan oluyor. Mardin'de. Evet, hürriyet ve meşrutiyetle ilgili fikirleri duyunca kendisi de bunlarla ilgili düşüncelerini açıklıyor, izhar ediyor. Bunlar hakkında yorumlar yapıyor, bunu insanlara anlatıyor. Dönemin Mardin mutasarrıfı Bediüzzaman'ın hani bu ifadeleri halkta bir infial uyandırır endişesiyle Bediüzzaman'ı Mardin sınırları dışarısına sürüyor. Elinden kelepçeyle Mardin sınırları dışına sürüyor. Böyle bir dediğim gibi endişesi var. Halkta bir infial olmasın. Hani biraz da baskıcı bir tutum bir dönem. Çünkü bu tarihin her döneminde olmuş. Evet. Yani siyasiler devamlı otorite sahibi olan, arkasını millete dayamış olan insanlar. Bu bazen maneviyat büyüğü olur. Ahmet bin Hanbel gibi ve İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi ve nihayet devam edecek olan Bediüzzaman gibi onlar hakikaten koltuk sevdalısı oldukları için işte korkuları koltuklarının sallanmasından. Çünkü karşısında Bediüzzaman gibi
halkın rağbet ettiği, muhabbet ettiği, sevdiği bir insanın elbette ki kendisine muhalif hareket etmesi gibi bir tehlike koltuğunu sallayacaktır. Evet. Mardin'den bu şekilde sürülünce, gidince Bitlis'e geçiyor. Mardin'den Bitlis'e geçiyor. Bitlis'te halkın büyük teveccühüyle karşılaşıyor. Orada da yine işte değişik vesilelerle halka ders anlatmaya başlıyor. Bitlis'te Ömer Paşa var. Ömer Paşa'nın dikkatini celbediyor. Bediüzzaman'ın işte davranışları, hali, hareketi zaten meşhurluğunu, ünvanını duymuş. Bediüzzaman'a kendi vilayet konağının kapısını açıyor. Diyor ki orada ona bir oda veriyor. Bu oda diyor senindir, burada kalacaksın diyor. Ve vilayetin kütüphanesini onun emrine sunuyor. İstediğin gibi bu kütüphaneden yararlanacaksın diyor. Bir anlamda hani Bediüzzaman'ın böyle ilminden faydalanmak, ona biraz daha destek olmak düşüncesiyle böyle bir faaliyette bulunuyor. Bediüzzaman da Bitlis'teyken yaklaşık 40 tane eser ezberliyor. O kütüphaneden Doğu ve Batı klasik eserlerini okuyor. Ondan sonra dini ilimlerin yanında bizim müspet ilimler dediğimiz fen ilimlerini de orada tahsil etme fırsatı buluyor. Yani burada bir parantez açabiliriz değil mi hocam? Yani Bediüzzaman Hazretleri'ni sadece hakikaten onun için Şekerci İşhanı'ndaki olayı nazara verdim. Evet. Yani sadece bir din adamı olarak değil. Belki ben yani o bile başlı başına konu, Bediüzzaman Hazretleri'nin malumunuz bir ifadesi var. Aklı aydınlatan fen ilimleridir, kalbi aydınlatan din ilimleridir. İkisinin birleşmesiyle hakikat tecelli eder. Böyle ben baktığım zaman tarihe şöyle az da olsun süzdüğüm zaman şunu görüyorum ki Hazreti Adem'den bu zamanımıza kadar aralıklarla bazen şiddetli bir şekilde akılla kalbin sürekli mücadele ettiğini, bazen küs olduğunu, birbirine muhalefet ettiğini, yani tahavir-i caizse adam gibi şöyle akılla kalbin barışık bir şekilde biri akıl, fenli, felsefeyi temsil ediyor, kalple dini, nübüvveti, peygamberliği temsil ediyor. Böyle bir araya gelişi nadir olmuştur. İşte Bediüzzaman'ın bu manadaki yani bakışı veya Bediüzzaman'ı dışarıdakilerin değerlendirilmesi bu noktadan olmalı. Yani sadece medreselerde dini ilimleri okuyan bir şahsiyet olarak değil, fenli ilimlere de muttali olmuş. Buyurduğunuz gibi yani yüzlerce kitabı hafızasına almış, ezberlemiş bir şahsiyet. Buyur hocam. Evet, hani bu Bitlis'teki kütüphanedeki müspet ilimlerin onunla uğraşması aslında bu ilk olmuyor. O medresede okurken de yine medresenin hani kendi sisteminin dışına çıkıp normalde medresede okutulmayan kitapları da okuyor. Bu şekilde mezun oluyor medreseden. Şimdi Bitlis'te bu şekilde o paşanın konağındaki kütüphaneden yararlanınca kendini biraz daha yetiştirince günü de nam salınca Van'daki halk Bediüzzaman'ın Van'a gelmesini istiyor. Özellikle dönemin valisi Hasan Paşa ısrar ediyor Bediüzzaman Van'a gelsin diye. Bediüzzaman da onları kırmayıp Van'a geçiyor. Van'da Bediüzzaman'ın dünyası hakikaten neredeyse bütün değişiyor. Özellikle Van'a vali olarak atanan İskoderalı Tahir Paşa ile Bediüzzaman'ın ufkunda yeni alemler açılıyor. Tahir Paşa çok zeki bir insan o da. Abdülhamit'in hizmetinde bulunmuş. Musul'da Bitlis'te valilik yapmış. Bediüzzaman'ın bu harikulade kabiliyetlerinin farkına varıyor. O da Bediüzzaman'a kendi konağını, kendi evini açıyor. Yalnız Tahir Paşa'nın evinde şöyle bir özellik var. Tahir Paşa zamanın hani ne kadar modern ilimleriyle uğraşan böyle aydınları varsa evet. onları kendi evinde topluyor. Onlarla böyle münazaralarda bulunuyor. Fikir alışverişinde bulunuyor. İlmi seven bir şahsiyet yani. Evet, ilmi seven ve hani ilim sahibi insanları da seven bir insan. Böyle olunca Bediüzzaman Tahir Paşa'nın konağındayken dönemin siyasi ve sosyal sorunlarına da hani böyle odaklaşma fırsatı buluyor. Biraz önce bahsettiğimiz hani müspet ilimler var. Bir de bunun yanında toplumun kendi içerisindeki sorunları işte uğraştığı şeyler. Bediüzzaman daha çok Van'daki o Tahir Paşa'nın konağında bu tür şeylerden haberdar oluyor. Tahir Paşa'nın takip ettiği gazeteler var, dergiler var. Bu dergilerden yine istifade ederek son dönem Osmanlı'nın içinde bulunduğu sıkıntılar, bu sıkıntıların nedenleri bunlar üzerinde yoğunlaşma fırsatı buluyor. Ve hakikaten bir arayış içerisinde. Arayış dediğimiz Osmanlı hani dağılmak üzere, parçalanmak üzere ortada bir zaruret hali var. İnsanlar sefalet içerisinde, fakirlik içerisinde. Acaba biz neden bu hale düştük? Biz niçin bu haldeyiz? Buradan kurtuluş çaremiz ne olacak diye bu fikirler üzerinde yoğunlaşıyor ve kendince şöyle bir sonuca varıyor. Diyor ki, bunu eserlerinde daha geniş izah ediyor. Diyor ki, bizim bu hale düşmemizin nedeni diyor, cehalettir, ihtilaftır diyor.
Buna karşı bizim yapmamız gereken toplumu eğitip, yani marifet ve ittifakla diyor bunlara karşı mücadele etmektir. Bunun için de diyor bizim doğuda bir medrese kurmamız lazım. Böyle bir düşünceye varıyor. Ama bu medrese biraz önce de bahsettiğimiz gibi sadece dini ilimleri, dini öğreten bir medrese değil. Aynı zamanda müspet ilimleri, fen ilimlerini öğretebilecek bir medrese. Yani böyle burada, bir projeyi zihninden şekillendiriyoruz. Burada şunu diyebiliriz değil mi? Yani aslında Türkiye'nin 100 sene önceki olan hastalığı aynen bugün de geçerlidir. Yani doğudaki 100 sene ihtilaf olsun, kavgalar olsun vesaire neyse ki o zaman Bediüzzaman Hazretleri doğunun hastalığını hakikaten 3 tane reçete ile, 3 tane hastalık ve 3 tane reçete ile ihtilaf, zaruret ve cehalet. Yani demek ki doğunun en büyük hastalığı birincisi cehalet. Ondan sonra ihtilaf, yani kabileler arasındaki birbirleriyle olan kavga çekişmeler. Diğeri de zaruret, yani diğer bir ifadeyle fakr-ı zaruret dediğimiz, fakirlik durumu. Ha demek ki bu 3 tane o hastalık varsa, o zaman yani o 3 hastalık üzerine insanların odaklanması lazım. Ha, o halde onun reçetesi nedir diye Bediüzzaman Hazretleri şey yaptığında, ha, cehalete karşı marifet, ilim, bilgi, fen, felsefe, eğitim gibi esasların olması lazım. İhtilafa karşı uhuvvet, kardeşlik, marifet esaslarının olması lazım. İttifak esaslarının olması lazım. Birlik, beraberliğin olması lazım ki o aradaki ihtilaf kaçmış olsun. Ki bunu sıralayacak olursak işte hepimizin Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, Kabe'miz bir, güneşimiz, dünyamız vesaire vesaire. Yani yüzlerce, binlerce birlik noktalarımızı onların nazarlarına verirsek demek ki bütün bu noktalar bizi bir araya getirir. Bir üçüncü nokta ki gerek içte gerek dışta. Hakikaten gerek içte gerek dışta en büyük tehdit o da fakirlik ki bu konuya inşallah değiniriz. Değerli bir misafirimiz var. Muhterem hocamız. Evet, alo, buyurunuz efendim. Buyurun, siz buyurun. Evet, Necmettin Şahiner, Gaziantep. Muhterem evet. Hocam, sohbetimize hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ben Deniz kardeşim, hoca değilim. 51 yıldır Lisan-ı Nur okumaya, Lisan-ı Nur'da öğrendiğim İslamiyet'i, Kur'an'ı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi şahsımda karınca kararınca, karınca kaderince yaşamaya çalışan bir kimseyim. Efendim, bu doğrultuda size şunu soralım. Hani karıncaya demişler, nereye gidiyorsun? Karınca diyor ki, hacca gidiyorum diyor. Peki diyorlar, sen bu ayakla hacca nasıl gideceksin? Karınca diyor ki, ben bu ayaklarla hacca gidemezsem, haccın, Kabe'nin yolunda ölürüm ya diyor. Şahsen bendenize karınca kararınca, karınca kaderince Lise-i Nur'ları okuyaraktan tam 51 senedir Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatını öğrenmeye çalışan bir kimseyim. Ve bugüne kadar da yayınlanmış tarih, edebiyat, İslamiyet, müzik ve Bediüzzaman Said Nursi bahsinde 60 tane tam yayınlanmış kitabım var. Bunların 30 tanesi Bediüzzaman'ın hayatı, talebeleri ve fikirleri üzerinde. İlk defa yayınlanan 1974'te bilinmeyen taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi. Bu kitabım Allah'ın lütfuyla bugün 61. baskısı 5 yıl oldu, yayınlandı. Ve bugün bütün dünyada rehber kitabı olarak bu kitabımı takip ediyorlar. Bütün bunlar Allah'ın lütfi ihsanı, bir istihdam, kendi yani yetenek, kabiliyet, istidat değil de bu bir lütfi ilahidir ve istihdamdır. Evet canım. Efendim, buyurun. Bu doğrultuda şunu söyleyeceğim. Sizler, Allah razı olsun, 5 tane Bediüzzaman Hazretlerini görmüş, hatırası olan Son Şahitler adlı eser yazdınız. Son şahitler 6 cilttir kardeşim. 6 cilt mi oldu maşallah. Ve çok hızlı gittiği için yetişemiyoruz. Yani 20-30 sene evvel 6 cilt oldu. Evet. Biraz evvel daha dediğim gibi 51 senedir evet. Bediüzzaman Said Nursi bahsinde yani yüzlerce değil binlerce insanla görüşmelerimiz oldu, ziyaretlerimiz oldu. Ve 3 tane de anketim oldu benim 1975'te, 1985'te, 1995'te.
ilk anketim Bediüzzaman Said Nursi ve Nurculuk hakkında Aydınlar Konuşuyor ismiyle yayınlanmıştı. Evet. Aydınlar Konuşuyor'la Aydınları konuşturttunuz. Demin buyurduğunuz gibi... Bir dakika müsaade edersen. Evet. Bir kişiden söyleyeyim de sözü size efendim. Bırakacağım. Buyurun. 1985'te Türk ve Dünya Aydınların Gözüyle Nurculuk Nedir diye yayınlanmıştı. Evet. En son anketimize 1985'te hani o Musalla Taşı'ndaki Mevta için namaz kıldıracak olan hocalar sorarlar. Onun gibi. Bediüzzaman Said Nursi'yi nasıl bilirdiniz? 3 tane de dedim anket çalışmamız oldu kardeşim. Maşallah. Ve şu anda da hamdolsun üstadın 3 senelik Rus ezberiyle ile alakalı çalışmalar yapıyorum. Bilinmeyen, yıkılan, harap edilen mezarıyla alakalı çalışmalar yapıyorum. Ve hamdolsun ölünceye kadar da bu Nur Mektebi'nde, bu Nur yolunda devam etmek istiyorum dualarınızla. Allah razı olsun. Ben de o 61 baskısı yapmış olan bilinmeyen taraflarıyla Bediüzzaman hakikaten bugün milli eğitimce bütün okullara, öğrencilere yani hakikaten dağıtılması lazım. Çok mükemmel, harika, akıcı bir üslupla yani Allah razı olsun bu açık ve net olarak söylüyorum. Nur yolu olsun. Yani bu manada sizler birçok hakikatları konuşturdunuz. Türker kardeşlerimiz en azından yayınlayan yayın evinden, nesil yayınlarından mesela 1000 tane değilse de 500 tane alıp Adıyaman'daki münevver aydın kimselere dağıtmanız lazım. Veyahut da cüzi bir üzerindeki fiyat 10 milyonsa 5 milyona vermeniz lazım aslında. Evet. Yapabilirsiniz isterseniz. İnşallah. Efendim siz yıllarca Bediüzzaman'ı yazdınız. Burada tabii ki zamana sığmaz Bediüzzaman. Zamana sığmaz Bediüzzaman. Onun hakkında ne buyurursunuz efendim? Sizi dinliyoruz. Efendim Bediüzzaman Said Nursi'yi bir okyanusa, bir bahru ummana, bir deryaya benzetiyorum. Ve bu deryanın, bu denizin sahillerinde dolaşmaya çalışıyorum canım. Bir de bu mesele için yani samimiyet gerekir. Samimiyet. Yani gönülden bağlılık. Bediüzzaman Hazretleri Sözler kitabının 30. sözü Ene Risalesleri, Ene. Evet. Yani benlik, kibir, gurur. Katiyen bizim mesleğimize, Nur mesleğine ben diye bir kelime yok. Biz vardır, biz. Kardeşlik vardır. Hacılık, hocalık, şeyhlik yoktur. Kardeş kardeşe peder, baba olamaz diyor üstad. Büyükse abi olur, küçükse kardeş olur. Tekrar bu Ene Risalesi'nden sonra Bediüzzaman Hazretleri Mektubat isimli şaheseri var. Albay İbrahim Hulusi Yahyagil nurlar içinde yatsın. Evet. El Aziz'e vefat etti 1985'te. Evet. Hulusi abimizin sorduğu suallerle Mektubat isimli eseri meydana gelmiştir. Risale-i Nur'un ilk talebesi, ilk muhatabı Albay İbrahim Hulusi Yahyagil ağabeyimizdi. Ve bu Mektubat isimli risalede Uhuvvet Risalesi var, Uhuvvet. Yani kardeşlik, sevgi, muhabbet ve tekrar Lemanlar isimli risalelerinde iki tane İhlas leması var. İhlas leması. Benden yani ihlas kelimesini söylemekten de korkuyorum. Çünkü günümüzdeki materyalist insanlar bu mübarek ihlas kelimesini, Kur'an-ı Kerim'deki İhlas suresinin bu mübarek ismini, Risale-i Nur'daki iki tane ihlas risalesini bankalarına, dükkanlarına, çadırlarına isim olarak veriyorlar. Ve milyonlarca Müslümanı zarara sokuyorlar. O yüzden ben ihlas kelimesini de tam konuşamıyorum. Ancak samimiyet diyorum. Yani bir Müslüman samimi olacak. Gönülden, kalpten olacak. Meseleleri yani yüreğiyle duyacak. Biz de Risale-i Nur'daki Kur'an nurlarını ona buna anlatmak, bahsetmek, yazmak kolaydır kardeşim. Çok şey, bir şey bilmek bir şey ifade etmez. Esas olan bildiklerimizi kendi nefsimizde, başkasına değil, kendi nefsimizde yaşayabilmek. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Risale-i Nur'dan okuduğumuz Kur'an, iman, nur derslerini kendi nefsimizde, kendi şahsımızda yaşayabilmek. Yoksa ona buna bahsetmek, orada burada yazmak kolay. Evet canım. Efendim şunu diyeceğim, Bediüzzaman Hazretleri genel olarak kendisine baktığımız zaman ne yapmak istemiş ve şu durumda ne yapmış, ne durum nereye gelinmiş, ne noktaya gelinmiş, dünyanın ona olan ihtiyacı nedir? Canım, Risale-i Nur bir iman, irfan mektebidir. Bir iman, irfan mektebidir.
Bediüzzaman Hazretleri bir ferdin imanını kurtarmak için cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur, içinde olur diyor. Yani esas meselemiz insanların imanının kurtarılmasına çalışmak. Çünkü Hazreti Adem'den günümüze kadar baktığımız zaman insanlık, beşeriyet daha şu anda içinde yaşadığımız gibi bir zamanı görmüş değil kardeşim. Evet. Hangi noktadan baksak? Mesela ulaşım noktasından baksak. Eskiden bu benim yaşadığım, yerlisi olduğum Antep'ten, Gaziantep'ten hatta 3-4 ayda gidiliyor. Şimdi biniyorsun Antep'ten bir tayyareye, 3 saatte hatta gidiyorsun. Bu gibi yani insanlığın ulaşımda, sıhhatte, daha birçok meselelerde beşeriyet bugünkü seviyesinde değildi eskiden. Şimdi gerek Türkiye'miz gerek dünya yani olağanüstü fevkalade haller içinde. İşte bu haller içinde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, hikmeti iktiza ediyor ki Bediüzzaman gibi bir üstad. Bediüzzaman asırların, nesillerin beklediği bir şahsiyet. Bugün Risale-i Nurlar Türkiye'mizde 22 tane yayın evi tarafından yayınlanıyor. Dünyada da ismini bilmediğimiz 50'ye ulaşan dünya ülkelerinde onların dilleriyle Risale-i Nurlar yayınlanıyor. Mesela şu anda sizlere göstermek isterim. Benim elimde Hindistan'da 60 milyon insanın kullandığı Gujarati lisanı, Gujarati lisanının alfabesi de bir halıdaki nakışlar gibidir canım. Evet. Çin alfabesinden, Japon alfabesinden daha zor bir alfabe. Bugün Hindistan Bombay'da Risale-i Nurlar Gujarati lisanıyla yayınlanıyor. Bütün dünyada da bu böyle devam ediyor. Herhalde tahmin ediyorum, inanıyorum ki 10 yıla kalmaz Risale-i Nurlar dünya dillerinde 100 dünya diline ulaşacak inşallah. Bu onu gösteriyor. Çünkü gözüken köy kılavuz istemez. Esasen Hazretleri gibi Risale-i Nurlar'ı okumak ve ondaki Kur'an'ın ilahi hakikatlerini, yüce gerçeklerini kendi nefsimize, kendi şansımıza yaşayabilmek canım. Ben hep kendi nefsime şunu söylerim. Teheccüd diye bir kelime var. Bu teheccüd kelimesini ey Necmi sen ne zaman öğrendin derim. Benim babamın bana verdiği isim Necmi'dir. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri ve bu arada Zübeyir Gündüz Alp abimin verdiği isim Necmettin'dir. Necmettin Şahiner'dir. Kendi nefsime derim ey Necmi sen bu teheccüd kelimesini ne zaman öğrendin? 50 sene evvel öğrendim diye cevap geldi içimden. Peki bu 50 senedir bildiğin teheccüd kelimesini kendi neslinde, kendi şansında kaç defa yaşadın? İşte o zaman benim boynum bükülür, günahlarımı affetmesi için gözyaşlarıyla secdeye kapanırım. Esas olan biraz evvel de arz ettiğim gibi İslamiyet'e ait bildiğimiz Kur'an nurlarını, Kur'an'ın ebedi hakikatlerini nefsimizde yaşayabilmek kardeşim. Risale-i Nur bizlere bu dersi veriyor. Kur'an talebesi olabilmek, Risale-i Nur talebesi olabilmek. Esas meselemiz budur. Ve Risale-i Nur'larla da muhtaç insanları dağıtmak, imanların kurtulmasına vesile olmak. Bugün işte biz Risale-i Nur'un baharını, bayramını, düğününü yaşıyoruz, düğününü. Hani diyor ya Hazreti Mevlana Şeb-i Aruz. Düğün gecesi, ölüm için Şeb-i Aruz diyor, düğün gecesi diyor Mevlana. Bizler de Risale-i Nur'un bayramını, düğününü yaşıyoruz canım. Eskiden bu iki kelimeyi, Said Nursi, Nurculuk, üç kelime. Said, Nursi, Nurculuk. Bu üç kelime esrar eroin, terör gibi, silah gibi, bomba gibi kelimeydi. Alın da seni karakola götürürler, dayak, hakaret, zulüm, ondan sonra hapishane. Şimdi hamdolsun bütün dünyada gümbür gümbür Risale-i okunuyor. Biraz evvel arz ettiğim gibi Türkiye'mizde de 22 tane yayın evi Risale-i Nur'lar yayınlıyor kardeşim. Bu Allah'ın lütfi ihsanıdır. Türkiye'miz her gün daha güzele doğru gidiyor. Mesela eskiden polisler o kadar pisti ki pis. Şimdi de sokakta gördüğüm polislerin boynuna sarılmak istiyorum. Hı. Şimdiki polislerde nur, pırıl pırıl, ışıl ışıl vatansever, pırıl pırıl arkadaşlar. Arz ettiğim gibi yolda gördüğüm polislerin boynuna sarılmak istiyorum.
Bunun gibi Türkiye'miz her yönüyle maddi manevi güzele gidiyor, nura gidiyor. İnşallah Türkiye'miz daha da güzel olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Her günde güzelliklere gidiyor Allah'a şükür. Ben şu bu arada şunu da sorayım. Yani konu çok da mesela deniliyor ki biraz nefsin derya. Yani bu derya. Bu deryadan bir bardak, bir damla o da zor ya. Bu saatler sabahlara kadar konuşsak bu mesele bitmez yani. Evet. Şunu sorabilir miyim size? Mesela evet. Deniliyor ki nefsin desisesi, nefsin aldatmacasıyla biraz da yani işin kaçamak, yüklenmemekten kaynaklanan Risale-i Nur anlaşılmıyor diye bir bahane uyduruluyor. Yani hakikaten Risale-i Nur o manada milyonlar okunduğuna göre nasıl anlaşılmıyor? Kardeşim onlar eskiden çoktu. İyi niyetli, kötü niyetli yüzlerce insandan bunu duymuşum. Mesela iyi niyetli Allah rahmet eylesin Ahmet Kabaklı'dan duymuşum. Günümüzün şair ve edibi ağabey diye çok severim. Yavuz Bülent Bakiler ağabeyden duymuşum. Bunlar yani Risale-i Nur'un kelimelerini biraz sadeleştirsek de daha çok köylerde, daha çok şehirlerde yayılsa onun için söylüyorum demişlerdi bana. Ve bugün işte biraz evvel dediğim 22 yayın evinde şu anda dipnotlarında bilmediğimiz kelimeleri, bilemediğimiz kelimeleri kitapların, risalelerin dipnotunda açıklayan kitaplar da var. Mesela diyelim adavet, düşmanlık. Kitabın dipnotuna bakıyorsun, düşmanlık diye yazıyor. Veya diyelim suhulet. Bakıyorsun dipnotuna, kolaylık manasını yazmış, vermiş yayın evi. Ama bu da tembel insanların işidir. Esas öğrenmek isteyen insan, risaleların kelimeleri, çünkü Kur'an kelimesidir onlar. Risale-i Nur'daki kelimeler İslamiyet kelimeleridir. İbadettir yani. Risale-i Nur'daki kelimeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimesidir. Öğrenmek isteyen insan eline bir kalem alır, o kelimelerin anlamlarını, manalarını sözlükten yazar. Bir defa, iki defa yazsa zaten ezberler. Şahsen ben deniz Arapçanın aslını bilmem. Ama ne zaman bir Arap Müslümanla muhatap olsam bana çünkü sen Arapça biliyorsun der o Arap Müslüman. Ben niye? Çünkü ona mesela ilgi demem, alaka derim. Özel demem, hususi derim. Ve dediklerimi de adam rahatlıkla anlar. Çünkü ilk İstanbul'a gittiğimde 1964 yılında rahmetli Zübeyir abi bana demişti ki kardeşim bana Haşir Risalesi'nin kelimeleri lazım demişti. Oturup Haşir Risalesi'nin yüzlerce kelimesini küçük küçük kağıda yazıp sözlüklerden de karşısına manalarını yazıp Zübeyir abiye götürmüştüm. Bu defa Zübeyir abi dedi ki bana, kardeşim bu kelimeleri de A'dan Z'ye alfabetik sırayla küçük bir deftere yazar verir misin dedi. Evet. Ben de olur dedim. Bu defa oturdum küçük bir deftere alfabetik sırayla yazmaya başladım. Yani Zübeyir abi bendenizi çalıştırdı. Ve böylece bir kelime 2-3 defa elimden geçti. Ve öğrendim. Haşir Risalesi'nden geçen kelimeler canım Meyve Risalesi'ne de geçer. Evet. Haşir Risalesi'nden geçen kelimeler Gençlik Rehberi'ne de geçer. Evet. İşte esas öğrenmek isteyen böyle yapması lazım. Yoksa kitabın altındaki manaya bakıp da değil yani o tembellerin işidir. Evet. Öğrenmek isteyen insan eline kalem alması lazım mutlaka. Yazması lazım. Çünkü Türkçemizde bir söz var. Bir defa yazmak 3 defa okumaya bedeldir kardeşim. Yazıp yazaraktan öğrenir. Risale-i Nur Mektebi'dir bu. Çünkü insan bir tıp fakültesine gidiyor doktorluk öğrenmek için. 6 sene, 7 sene gençliğini harcıyor tıp fakültesinde. Daha o yetmiyor gibi tekrar bir de uzmanlık sınavı. Uzmanlık imtihanları başlıyor. Bu defa uzmanlığı kazanıyor. 4-5 sene uzmanlık. Meseleler yani kolay değil. Kolay değil. Mesela ama bugün diyelim ki bir Mimar Sinan. 500 sene bir tanedir Mimar Sinan. Bugüne kadar ikinci bir Mimar Sinan gelmemiştir dünyaya kardeşim. Mesela bir Hızır Reis. Hızır Reis sonra ne oluyor? Barbaros Hayrettin Paşa oluyor. Barbaros Hayrettin Paşa dünyada bir tanedir canım. Osmanlı milleti Kur'an-ı Kerim'i yazmakta dünyada eşsizdir. Hani bir söz var. Kur'an-ı Kerim Arabistan'da indi, inzal buyuruldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı. Eşsiz hattatlarımız var. Bunlardan en sonuncu Diyarbakırlı Hamid-i Hamidi. O zatla da çok beraberliğimiz olmuştu. Bugün onun yazdığı İslam yazıları dünya çapında milyarlar değerinde harika levhalar halinde bulabilen, almak isteyen,
buluyor ve alıyor. Yani her iş, her sanat böyledir canım. Evet. Şu anda Antep'ten konuşuyorum ben sizinle. Evet. Mesela bugün Antep'te caddeye çık, belki 1000 tane baklavacı var canım, 1000 tane. Şimdi rastgele birisine girip de ben Antep baklavası yedim diyemezsin, olmaz o. O 1000 tanenin içinde 4-5 tane gerçek, hakiki baklavayı yapan. Bugün sen çiğ köfte kelimesini kullanıyorsan, Urfa'ya gideceksin çiğ köftenin ne olduğunu tanımak için. Evet. Bugün piyasada 100 tane araba var canım, araba. Ama Mercedes dünyada 1 tane. Ama ne bugün dünyanın en zengin ülkesi Japonya, ne Amerika Almanın Mercedes'ine yetişemiyor. Yani her iş, her meslek böyle canım. Evet. Yani marka olabilmek, bulunduğun mesleği geceyi gündüzünü verebilmek, gündüzleri hayalinde, geceleri rüyanda olması lazım. Bugün her önüne gelen Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı kitap yazıyor. Şu 10-15 yıl içinde Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı yazılan ve yayınlanan, neşredilen kitaplar 400'ü geçmiş canım, 400'ü. Bu her şey böyle. Yani düğünde, bayramda davetliler çok olur. Ama sıkıntıda, eziyette, karakolda, poliste, hapishanede kimseyi bulamazsın canım. Evet. İnsan bir şeyi seviyorsa o sevdiğini gece mutlaka rüyasında görmesi lazım. Allah razı olsun. Rüyasına girmesi lazım. Allah öyle razı olsun. Ama gibi olmaz. Gecesi gündüzü onunla olması lazım. Efendim, bir tanesi Mecnun'a ben de ilahi gördüm diyor. Evet. Mecnun cebindeki parayı tutup vermiş. Diyorlar ki o seni kandırdı, o ilahi falan görmedi diyorlar. O da diyor, Mecnun diyor, ben zaten onun diyor, yalanına verdim o parayı diyor. Evet. Eğer o hakikaten diyor Leyla'yı görmüş evet. olsaydı, ben ona diyor canımı vermem lazımdı diyor. Evet. İşte bu Kur'an, nur, iman yolunda da canımızı ortaya koyaraktan gayret göstermemiz lazım canım. Allah razı olsun. Mecnun malum deli demek canım, deli. Mecnun Türkçesi deli demek. Mecnun'un esas ismi Kays'tır, Kays. Kays ismi uzunmuş, deli adamı isim olarak kalmış. Evet. İşte bu Kur'an yolunda, bu Risale-i Nur yolunda, bu İslamiyet'e hizmet yolunda, böyle kendimizi bütün varlığımızla, bütün zerratı vücudumuzla vermemiz lazım canım. Bu işler yani lafla olmaz. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şahsınızda tüm Gaziantep'e teşekkür ederiz. Selam ederiz, muhabbet ederiz. Allah yardımcınız olsun. Nedmettin Şahiner, eğitimci yazar Gaziantep. Çok teşekkür Allah, ederiz efendim. Allah yardımcılarınız olsun. Allah razı olsun. Allah çalışmalarınızı hayırlara vesile etsin. Teşekkür ederiz efendim. Güle güle canım. Evet, sağ olsun. Hakikaten epey eser verdi Risale-i Nur hakkında. Nedmettin abi adeta Türkiye'ye böyle karış karış gezip üstadın izlerini arayan bir insan ve bunu kitaplara döken bir insan. Bu anlamda hakikaten dolu. Yani nerede bir ayak izi bulursa dediğiniz gibi yani üzerinde yeter ki Bediüzzaman ile ilgili bir şey yazsın. Hemen orayı değil mi? Allah razı olsun. Kim onunla görüşmüşse, kim bir mukabelesi olmuşsa anında onunla irtibata geçiyor. Evet. Yani kendisi de ifade ettiydi daha önceki sohbetimizde. Yani devamlı diyor sürekli bana belge geliyor, bilgi geliyor, fotoğraf geliyor. Yani o manada bir de o meyanda kendisi de bir gayret içerisine girdiği içindir ki tabii kaynak da oluşturmuş oluyor. O manada sürekli sağ olsun. Yani o benim hakikaten o herkese tavsiye ederiz hepsini bir ama hepsi ayrı ayrı yeri var da bilinmeyen taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi hakikaten o manada yani her Türk gencinin mutlaka okuması gerekir. Mutlaka okuması gerekir. Yani ben okudum, çok akıcı güzel bir hususiyetti. Başkalarına da hatta tavsiye ettim, verdim, okutturdum o manada. Hocam tabii bitiremeyiz. Olay çok. Fakat bu konuda gene birkaç dakikamız var. İsterseniz siz gene o birkaç dakika içerisinde bazı şeyler söyleyebilirsiniz. En son hani belli bir yerde bitirmek adına da şu kaldığım yerden üstadın Bediüzzaman'ın Medresetü Zehra ile ilgili fikirlerini evet. biraz daha bir açıklayayım. Yani dediğiniz hakikaten Van'da Bediüzzaman'ın ki ben bir mesele var. Onu da nazara vereceğiz. Şu, belki şu anda yetmeyebilir. Yani bir derece Bediüzzaman'ın hakikaten içindeki fırtınaların çalkalandığı nokta herhalde Van olsa gerek. Yani o manada fırtınaların çaktığı, yani şimşeklerin çaktığı bir dönem olduğu içindir ki kendisini tetikleyen, tahrik eden Van bölgesi oluyor, Van oluyor. Dediğiniz gibi hani zaten bundan sonraki hayatında mücadelesinin hani büyük bir kısmı da o Van'daki düşüncelerini hani yerine getirmek için evet. uğraştır vermiş. Bundan hareketle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela evet. Medresi Zehra'yı kurabilmek için neredeyse bir 30-40 sene mücadele veriyor. Evet. Onu buyurun. Medresi Zehra diyordunuz. Bediüzzaman
bu Medresetü Zehra'da dediğimiz gibi hem fen ilimlerini hem de din ilimlerini, yani akıl ve kalbi birleştirmek istiyor. Bu anlamda verilecek bir eğitimle toplumun o zamanki cehaletten kurtulacağına karar veriyor. Ve bunu gerçekleştirmek için büyük faaliyetler içerisine gidiyor. Ve gördüğü bir rüya var. Yine işte bir İngiliz nazırının bir gazetede çıkan haberi var. Bunların hepsi Bediüzzaman'ın adeta ruhunda böyle kıvılcımlar uyandırıyor. Kendi istidadını, kabiliyetlerini ateşleyen bir unsur oluyor. Mesela o rüyasında işte rüyada görüyor ki meşhur Ağrı Dağı'nın altında dağ birden infilak ediyor. Etrafa parçalarını saçıyor. Diyor ki baktım annem, validem yanımdadır diyor. Dedim ki ana korkma, bu Cenab-ı Hakk'ın işidir. O rahimdir, kerimdir. Her şey onun emriyle olur diyor. Ve diyor o patlamadan sonra birden baktım ki diyor müthiş bir zat, amiran, hani bir emrederek evet. Bana diyor ki icaz-ı Kur'an'ı beyan et. Evet. Diyor bundan sonra anladım ki diyor mühim bir infilak olacak, inkılap olacak. Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak. Kur'an kendisini müdafaa edecek. Kur'an'ın icazı kendini müdafaa edecek. Ben de diyor ki bu icazı beyan için, açıklamak için namzet oldum buna diyor. Ve yine o biraz icaz önce... derken burada onu da şey yapalım. Yani Kur'an'ın eşsiz ve benzersiz oluşunu, yani benzerinin yapılamayışı, mucize ve harika oluşunu tüm dünyaya ilan edeceğini, oradaki o rüyadaki tabiri gerçekleştirmek üzere bir derece ayağa kalkmış oluyor. Ve o İngiliz Müstemlekat Nazırı'nın Kur'an'la ilgili, bu Kur'an Müslümanların elinde olduğu müddetçe biz onlara hakim olamayız. Ya bu Kur'an'ı onların ellerinden almalıyız ya da onların gözünde Kur'an'ın değerini düşürmeliyiz ifadesi. Bu hakikaten Bediüzzaman'ı harekete getiren bir unsur oluyor ve diyor ki ben de bundan sonraki hayatımda Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün alime ispat edeceğim diyor. Evet. Hatta yani duramıyor. Van'daki hayatını düzenini bırakıp İstanbul'a geçiyor. Hani Van şeyinde de hakikaten yani o Gladiston'un avam kamerasında Kur'an-ı Kerim'i eline alaraktan işte bu Kur'an-ı Kerim demek ki işin artık hani tabiri caizse kalelerin dıştan düşmana karşı korunma cihetinden hariç bir de kalelerde iç kaleler var. Yani kale yıkıldığı zaman, düşman içeriye girdiği zaman bu sefer o iç kalelere sığınılır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in etrafındaki adeta kale yıkılmış, surlar yıkılmış, neredeyse artık iç kaleye doğru gidilmiş. Ve böylece Kur'an-ı Kerim kendi kendisini müdafaa ediyor. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ya, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Muhakkak ki o Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Yani Cenab-ı Hak böylece onun mucizeliğini hem ona korutturmuş oluyor, tabi Bediüzzaman gibi bir şahsiyet de Allah razı olsun, buna vesile olmuş oluyor. Cenab-ı Hak onu da vesile yapıyor. Evet. Hani bundan sonra da işte hemen tefsirlerini yazmaya başlıyor. İşte Birinci Dünya Harbi'nde bile işte at üzerindeyken işte onlara hep geleceğiz hocam. Tabii evet. Zaman o yönüyle biraz evet. Az kaldığı için Van'daki o dönemi hakikaten Bediüzzaman'ın kendi iç dünyasındaki inkılapların oluşmasında yani bir derece tabiri caizse emir almış. Evet. Emir almış, görev almış, görev kendisine tevdi edilmiş. O vazifesini yapmak üzere yola koyulmuş olduğu bir anı. Yani demek ki Van'a herhalde bu gibi açılardan bakmak lazım evet. Değil mi? Van dönemi. Aynen bahsettiğiniz gibi ona hareket veren ve bundan sonraki hayatında da hani hareket noktası olacak bir alan oluyor Van. Hizmetine bundan sonraki hayatında evet. Oradaki aldığı çekirdekle devam ediyor. Evet. Yani böylece ilk adımını Bediüzzaman Hazretleri böylece hizmet alanındaki yani bir asırlık sürecek olan hizmetinin bir derece hareket noktası, adım noktası, başlangıç noktası tabiri caizse hizmete start vermiş olduğu yer Van olmuş oluyor. Evet tabii ki biz Bediüzzaman asırlar onu anlamaya çalışıyor. Biz de inşallah bunu daha sonraki sohbetimizde diğer aşamalarda inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeş Sait Doğa İnan kardeşim teşekkür ederiz. Tüm seyircilerimize inşallah az sonra Kur'an denizinden damlalar sohbetinde beraber olacağız. Bu duygu ve temennilerle şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.